Peki seyirciler, turizmin kalbinin attığı şehirdir Antalya ve Antalya denildiğinde de yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken bölgelerden biri Konyaaltı olur. Konyaaltı'nın bu şekilde ifade edilmesinde en önemli isimlerden biri de bölgeye yaptığı yatırımlarla Belediye Başkanı Muhittin Böcek oluyor. Muhittin Böcek'le hem bu yatırımları hem de çevreci anlayışlarını Eko Gündem'de değerlendiriyoruz. Türkiye'de turizm söz konusu olduğunda ilk akla gelen şehirdir Antalya. Eşsiz güzellikteki plajları, havası, ören yerleri, tarihi ve kültürel zenginliği her yıl milyonlarca turisti bu coğrafyaya çekmeye yeter de artar bile. Turizmin başkenti Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi de ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir yere sahiptir. Bu güzellikleri her yıl geniş kitlelere duyurmanın haklı gururunu yaşayan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CNR Expo Center'da düzenlenen Kentine Güvenen Kentler buluşmasında yer alıp kentine ne kadar güvendiğini imzasını attığı projelerle ortaya koyuyor. Türk turizminin başkenti Antalya'mızda Konyaaltı ilçemiz çok özel ve güzel bir ilçemiz ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum ve aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda yürütüyorum. Böylesi güzel projelerimiz içerisinde 8 projemizin kabul görmesi bu fuarla ilgili bizi çok mutlu etti. Ben öncelikle emeği geçen mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Muhittin Böcek, belediyeler arasında tanışıp kaynaşmanın yanı sıra proje paylaşımıyla sinerji de yaratan buluşmanın amacına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Burada bizim de dikkatimizi çeken projeler var. Hep belediyelerle bu projelerimizi paylaşıyoruz. Onlar bizim projelerimizi paylaştılar. Bazen video çektiler, bazen burada tanıtımla ilgili broşürlerimiz var. Tanıtımla ilgili çalışmalarımızı da yapma şansı bulduk. Dayanışmanın, kaynaşmanın olduğu ve çok önemsediğimiz projeler oldu. Onun için çok mutluyum. İlk başkanlık döneminde 8 bin nüfusla devraldığı Konyaaltı'nın bugün 200 bin nüfusa ulaşması kendimize ve kentimize güvenimizin en açık göstergesi diyor Başkan Muhittin Böcek. Kendimize güveniyoruz, kentlimize güveniyoruz, kentimize güveniyoruz. Bu düşünceyle yola çıktık. Ayrıca ben zaten 3 dönemdir göreve geldiğim süreçte 8 bin nüfuslardan geldik biz. Bugün 150 bine yakın nüfusumuz var. Dile kolay. Dile kolay. En fazla nüfus artışı olan bir ilçe Konyaaltı'mız. Ve yazlık nüfusumuz 200 binin üzerindedir. Ve hep bu çalışmalarımızdaki başarımız öncelikli hedeflerimizi belirledik. Yeniliklere açık, sosyal bir belediyecilik anlayışı aynen, görüyorum. Aynen öyle. Yani şu anda bütün projelerimizde, geleceğimizde, her şeyimizle ilgili. Yoksa biliyorsunuz bir dönemde kalırsınız. Yani bu güven çok önemlidir, son derece önemlidir. Yani üçüncü döneme bugün Antalya'da %66 ile bu göreve tekrar gelmek bir güven meselesidir. Biz kendimize, kentlimize güveniyoruz ve kentimize güveniyoruz. Konyaaltı'mıza, Antalya'mıza güveniyoruz. Değişimin yaşandığı kent Konyaaltı sloganıyla yola çıkan belediye başkanı, hayata geçen tüm projelerde yerli ve yabancı halkın görüşünü aldıklarını önemli vurguluyor. Her siyasi partiden insanlarımız, kurum, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir konsey. Antalya'da ilk kent konseyinde kuran ilçe belediye başkanıyım. Ve bu süreçte de onlardan da aldığımız fikirle, onların da destekleriyle hatta yabancılar meclisi de oluşturuyoruz şimdi. Bizim Konyaaltı'mızda, Antalya'mızda 30 bin turist mesela yaşamakta. Ne kadarı Konyaaltı'nda, ne kadar bir yabancı? 800 bini, yani yarısı Konyaaltı'nda yaşıyor. 10 bini konut aldılar. 8 binle görevi devralmışsınız. Bugün 150 bin kişinin yaşadığı güzel, nezih bir yaşam alanından söz ediyorsunuz. Sanıyorum bu kadar cazibeyi artıran etkenlerden biri de yeşil alanların fazlalığı. Metrekare itibariyle de neredeyse Avrupa ortalamasında bir düzey olduğunu öğrendim. Burada sergilemiş olduğunuz projelerden de yola çıkıp çevreci anlayışını da Konyaaltı Belediyesi'ne anlatmak isteriz izleyicilerimize. Geleceğe düşünüyoruz, geri dönüştürüyoruz
sloganı ile yola çıktık. İlk önce 22 bin konuta girdik Konya altında ve bunu çocuklarımızla başladık, okullarımızla başladık. Okulda çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların işte annelerine, ailelerine, çevre geri dönüşümle ilgili. Şimdi atık pilden tutunuz, bütün geri dönüşümle ilgili. Atık yağına, plastiğine, camına, tamam mı sanıyorum? Türkiye'de şu anda biliyorsunuz 5 belediye çevreci seçildi. Şimdi önümüzdeki süreçte o 5 belediye içerisinde bakanlık karar verecek. Yani bu geri dönüşümle ilgili olsun, gerek yeşil alanlarla çalışmalarımızla olsun. Mesela dünya standartlarında işte %11 denir, 12 denir ama bizim Konya altında %11.8'dir yeşil alanımız. Yeşil alanlarıyla dikkat çeken Konya altında özellikle çok sayıda parkın yapıldığını da öğreniyoruz. Bu yapı ödülleri de beraberinde getiriyor Konya Altı Belediyesi'ne. 2012 yılında Konya Altı Belediyesi olarak en iyi çevre ödülü Konya Altı Belediyesi'ne verildi. İzmir'de aldık o ödülü de. Tabii ki biz bütün çevre dostlarına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz birlikte gerçekleştiriyoruz bu projelerimizi. Kentleşme olmalı ama bu modern kentleşme, hatta şu tarafa doğru geçip bu projeden de yine bahsedebiliriz. Bu kentleşme olurken çevreci anlayışı da benimsiyor olmak lazım. Herkese hitap ediyor olmak gerekiyor. Alanlardan, kapalı alanlardan dışarı çıkmak gerekiyor. Sağlıklı Yaşam Adası'nda da sanıyorum bunu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki genç yaşlı herkese. Burada park yerlerimiz var, çocukların kaykayın yapabileceği oyunların yapabileceği oyun alanları, spor alanları, bunun yanında havuzun da olduğu. Ayrıca kapalı spor salonumuzda da her türlü basket, voleybolun yapılabileceği, standartlara uygun böylesi bir spor kompleksi olarak yapıyoruz. Ayrıca 22 parkımızda basket ve voleybol vardır. Bu tüm parklarımızda da jimnastik aletlerimiz vardır sağlıklı yaşam için. Yani insanlarımızın sağlığı önemli, kentlimiz önemli. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, herkesi kentsel dönüşümün de başladığı Konya altındaki değişimi görmeye davet ediyor. Kentsel dönüşümü gerçekleştiren belediyeyiz biz. Gecekondularla ilgili, gecekonduların yıkımını yaptık. 639 apartmana çıkardık o insanları. O insanlar da sizler bizler gibi şu anda Akdeniz konutları oldu. Orada oturuyorlar mesela. İlk kentsel dönüşüm de gerçekleştiren biz. Ben tabii ki tüm dostlarımızı, vatandaşlarımızı, Türk turizmin, tarımın, ticaretin başkenti Antalya'mıza, Konyaaltı ilçemize bekliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte mutlu insanların ilçesi Konyaaltı olmaya devam edecek. Biz de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanın davetine kayıtsız kalmıyor. Özellikle çevre ve geri dönüşümle ilgili yatırımları yerinde görmek üzere Konyaaltı'na gidiyoruz. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunluğu çevre sorunlarının artmasına neden oluyor. Geri dönüştürüyoruz, geleceği düşünüyoruz sloganından hareketle yıl boyu yürütülen çevre, atık ve enerji verimliliği projelerini başkanla makamında konuşuyoruz. Geri dönüşümü konuşmaya ambalajla başlıyoruz. Ambalaj atıkları geri dönüşüm basamaklarında uygulanabilirlik açısından önemli paya sahip olduğu için birinci sırada gelmektedir. Bu nedenle 2008 yılında başlanan geri dönüşüm projesinde öncelik ambalaj atıklarına verilmiştir. Konyaaltı Belediyesi olarak geri dönüşüm projesini başlattığımız 2008 yılından bu yana toplam 33.096 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırılmış olup, ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, belediyemiz sınırları içerisinde rutin olarak yapılan bir uygulama haline geldi. Bütün vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlıdır. Litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Kullanılmış bitkisel atık yağların evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturduğu da bir başka rakamsal gerçek.
Bu konuda hassasiyet içinde olan Konyaaltı Belediyesi, kızartmalık bitkisel atık yağlarını özellikle site tarzı yerleşim yerlerinde bulunan toplama noktalarından alarak ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlıyor. Alo çevre hattımız vasıtasıyla evde biriktirilen 1 litre ve üzeri miktarlardaki atık yağları da adresinden ücretsiz olarak almaktayız. Çalışmaya başladığımız 2010 yılında topladığımız yıllık bitkisel atık yağ miktarı 583 kilogram iken bu değer 2011 yılında 32 tona, 2012 yılında ise 52 tona ulaşmıştır. Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projelerden biri de atık pilleri kapsıyor. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmalarımız, siteler, okullar, marketler ve resmi kurumlara yerleştirilen toplama kutularımız ile devam etmektedir. Atık pillerin kaynağından ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşmemiz 2011 yılı Mayıs ayında yapılmış olup, 2012 yılın başından itibaren kaynağından ayrı toplama çalışmaları başlanmıştır. Şu ana kadar geçici depolama alanımıza 2 tonun üzerinde atık pil intikal etmiş bulunmakta. Teknolojinin gelişmesiyle evlerimiz her geçen gün elektronik atık çöplüğüne dönüyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar. Kurşun ihtiva etmesi dolayısıyla doğaya gelişi güzel bırakılmaması gereken elektronik atıklar da Konyaaltı Belediyesi tarafından toplanıyor. Belediyemiz nüfusu gereği 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle başlayacak olmasına rağmen bu atıklarla ilgili çalışmalarına erkenden başlamış bulunmaktadır. Söz konusu atıklarla ilgili lisanslı kuruluşlar ile sözleşme aşamasındayız. Görüşmelerimiz devam etmekte. Pratikte ise atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı olarak toplanmasına başlanıldı. Bu kapsamda özellikle hanelerde sıkça rastlanan atık cep telefonları, telefon bataryaları, kumanda aletleri, elektrikli oyuncaklar gibi küçük hacimli atıklar sitelerde oluşturduğumuz toplama noktalarında biriktirilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon araçtan yıllık ortalama 300 bin ton ömrünü tamamlamış lastik ortaya çıkıyor. Çevreye zararlı etkilerin azaltılması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin ekonomiye kazandırılması için kaynağında toplama önem taşıyor. Ömrünü tamamlamış lastikler ve madeni atık yağlar ile ilgili çalışmalarımızı da en iyi şekilde sürdürmekteyiz. Madeni atık yağ oluşturan otomobil servis noktaları, oteller gibi işletmeler, çevre denetim servisimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu noktalardan çıkan madeni atık yağlar, atık lastikler ve akümülatörler gibi atıklar ulusal atık taşıma formuyla lisanslı kuruluşlara teslim edilip edilmedikleri de en iyi şekilde kontrol edilmektedir. Konyaaltı Belediyesi birden fazla atığın bir arada biriktirilebileceği entegre atık konteyner sistemiyle de Türkiye'ye örnek olacak bir proje başlatıyor. Türkiye'de ilk kez olarak belediyemiz tarafından uygulanan entegre atık konteyner sistemi özellikle hanelerden çıkan özel atıkların kaynağından ayrı olarak toplanabileceği bir ünite oluşturduk. Entegre atık konteyner olarak adlandırdığımız bu konteynere kısa zamanda vatandaşlarımızın yoğun talebi geldi. İlk etapta 100'e yakın siteye yerleştirdik. 2013 yılı sonuna kadar bu sayının 250'ye çıkarılmasını hedefledik. Yapılan çalışmaların sahada karşılığını bulabilmesi, halkın bilinçlendirilmesiyle doğru orantılı. Öncelikle biz öğrenci olarak başladık. Vatandaşlarımız ve ev hanımlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları ilçemiz sınırları içerisinde bütün okullara, sitelerimize ve resmi kurumlara atık yönetimi, geri dönüşüm, iklim değişikliği gibi hususlarda her yıl düzenli eğitimler veriyoruz. Türkiye'nin en iyi Mavi Bayrak Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü 2012 yılında Konyaaltı Belediyesi'ne veriliyor. Bunun bir tesadüf olmadığını mavi bayraklı plajların sayısı ortaya koyuyor. Zira Antalya'nın en güzel mavi bayraklı plajları Konyaaltı'nda bulunuyor. Mavi bayrak gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası çevre ödülüdür. Konyaaltı Halk Plajları'na ilk mavi bayrak ödülü 2000 yılında verilmiştir.
2000 yılından bugüne kadar her geçen yıl belediyemizin mavi bayraklı plaj sayısı artmıştır. Mavi Bayrak Ödülü kapsamında yürüttüğümüz çevre eğitim ve etkinliklerimiz 2012 yılında belediyemize Türkiye'nin en iyi mavi bayrak çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri ödülünü getirmiştir. Değişimin gözle görülür şekilde yaşandığı Konyaaltı, altyapı ve üst yapı projelerinin yanı sıra sosyal yapısındaki zenginlikle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini uzun yıllar çekeceğe benziyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm bu çalışmalar ekseninde güzellikleri birlikte yaşamak üzere herkesi Konyaaltı'na davet ederek sözlerini noktalıyor. Konyaaltı, mutlu insanlarımızın yaşadığı bir ilçedir. Değişimini yaşadığı bir ilçedir. Bütün vatandaşlarımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hiç şüphesiz Antalya ve Konyaaltı dünyanın en güzel şehridir diyoruz. Herkesi bekliyoruz.